Merhaba millet, SoTi GaMe'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen abi Brawl Talk'a bakıyoruz. Brawl Talk'ta şimdi bunları ben hepiniz izlemişsinizdir. Hızlı geçeyim. Size fazla bekletmeyelim abi. Şöyle bir şey vardı. Daha önce mesela siz bunları izlerken ben anlatayım abi. Şöyle bir şey vardı. Brawl Stars'ın yapımcısı, CEO'su, yani Brawl Stars'da sesli sohbet getirmeyeceğiz, ne bileyim farklı ücretli bir şey getirmeyeceğiz tarzında tweetleri vardı. Ama şimdi görüyoruz ki mesela burada aynı PUBG'deki olduğu gibi mesela PUBG sistemini falan çok söylemişlerdi. O da PUBG sisteminde işte küfür oluyor, ne bileyim hakaret oluyor, farklı muhabbet oluyor. Bu yüzden ebeveynler çocuklarını daha güvende tutabilmesi için bu oyuna yönlendirmesi, işte buna hedefliyoruz tarzında bir yorumlar yapıyordu. Şimdi Brawl Pass'ın geldiğini gördük. Brawl Pass'ın kupa yolunun değiştiğini görüyorsunuz. Kupa yolu değişince normal standart aldığınız ödüllerin üstüne Brawl Pass'ı satın alırsanız daha farklı, ekstradan daha farklı ödüller göreceksiniz. Bunun da şeyi şuydu. PUBG'de zaten biz bunu biliyoruz. PUBG'de de mesela sezon ödülleri diye bir bölüm vardı. Muhtemelen oradan alıntı yapıldı. Bu şekilde Brawl Stars'a eklendiğini düşünüyorum. PUBG'de de normal free, ücretli bir içerik almadan oynarsan direkt alttaki gibi standart şeyleri alıyordun. Ama ücretli bir içerik alırsan, ücretliyi aldığın zaman da daha fazla ekstradan ödüller veriyordu. Hatta senin görünümün falan değişiyordu. Bunda bu tarz bir şekilde Brawl Pass'ın geleceğini göreceğiz. Kısa zamanda gelecektir sezon ödüllerinin güncellemesi, yani bu şu anlama geliyor. Belki her ay mı bu ödüller yenilenecek, her şekilde mi yenilenecek bilmiyorum. Muhtemelen her ay yenilenecek. İşte Brawl Pass'ın güzelliğinden bir tanesi şu. Abi belirli herhalde bu şu an şu gösterdikleri sezon ödülleri modu geçici olarakmış. Belirli bir yere yeni çıkan karakteri koyacaklar benim tahminime göre. Ve o karakteri ilk çıktığı zaman kupa kasarak, oyun oynayarak alabileceksiniz. Yani direkt ben alabileceğini düşünmüyorum. Yani mesela ne diyeyim, elmaslar filan da koymuşlar da şöyle mesela diyelim 20. sıraya o karakteri koyuyor. Sen karakteri kasabilirsen, sezonda belirli bir kupaya erişebilirsen o karakteri ücretsiz olarak alabiliyorsun. Başka bedava oynayanlar, free oynayanlar da o karakteri tekrar kutulardan çıkarma şansına erişebiliyor mantığına geliyor. Ve yeni bir karakter daha eklediler. Şunu hızlı geçelim. Burada yeni güncellemeler, yeni düzenlemelerin olduğundan bahsediyor. İşte kozmetik sayıları, daha değişik şeyler. Yani oyuna bayağı bir güncelleme geldiğini söylüyor ve hatta yani uzun bir süre bu Brawl Stars, yani mega şey yolu mu ne diyorsunuz ona, yani o seride devam ediyor. Ve 170 mücevher diyor, 170 elmaya. Elma nereden çıktı lan? 170 elması alacağız. Yani bayağı da pahalı abi. Yani şimdi 170 elmas demek herhalde yaklaşık olarak bir 70-80 liraya tekabül ediyor zannedersem. Benim aylık 70-80 lira bir oyun için, yani mobil bir oyun için devamlı ödemek bana birazcık pahalı gibi geldi. Şu durumda yani yeni karakterimiz çıktı. Gal. Huysuz, yaşlı bir adam şeklinde gözüküyor. Gal'ın oynayışına baktım. Hasarı diğer karakterlerin hiçbirine benzemeyen bir hasara sahip. Gördüğünüz gibi yani alan hasarı ve dik. Yani bununla ile mesela Poco ile kıyaslayabilirsiniz. Poco gitarı vurduğu zaman yayılarak vuruyordu ve menzili belirli, yani birazcık kısaydı diğer nişancı karakterlere göre. Ama bu da alan hasarı veriyor ve dikine değişik bir şey vuruyor. Bayağı bir yüksek alana hasar veriyor ama 420, bir topun 420 vurması düşük gibi geldi bana. Neyse, karakter çıktığı zaman inceleriz. 840, yani 2 tane denk getirirse yani değişik bir şey yaptı mesela. O topların her biri 420 veriyor. 5 tane atsa hemen hemen 1600-1700 gibi vuruyor. Onların hepsini birlikte vurdurmaya çalışacağız gibi. Değişik, acayip bir karakter. Yani şu an mevcut karakterlerin hiçbirinde yoktu. Hiçbirinde bu tarz bir karakter yoktu. Karakteri değiştirdiler ve karakter büyük ihtimalle elmas kapmacada, kuşatmada, savaş topunda filan alan hasarı olduğu için büyük iş yapacak ama çift hesaplaşmada nasıl olur? Gerçi çıkardığı Brawl Stars'ın ilk karakterleri genellikle buff'lı olduğu için ondan sonra güçlü çıkıyor, ondan sonra nerfliyorlar onları. Ve yeni kostümlerin geldiğinden bahsediyorlar. Rogue Mortis. Mortis'e böyle bir kostüm yakışırdı. Guard Rico. Rico'nun da değişik. Aladdin'in sihirli lambasından atıyor Rico. Rico'nun gerçekten çok ilginç bir tasarım olmuş ya. Rico'nun kostümü Guard Rico. Yani Aladdin'in cin gibi lambaya benzettim ben onu ama lamba da değil, değişik bir silahmış. Farklı bir silahmış yani. Ve bende olmayan tek karakter Sport. Tropic Sport diye yeni bir karakter geldi. Şu ana kadar ben görmedim. Nedal onun adına. Güncellemede yeni bir ücretsiz bir kostüm vereceğini söylediler ve bunu da Barbanyan, Barbar, Kral, Bul şeklinde yapıyorlar. Yani kralın kılıca koymaları çok değişik olmuş. Yani kılıca tüfeği yani eklemeleri çok acayip olmuş. Abi yeni oyuna emojiler geliyor. Yeni emojilerimiz var. Yani artık bunu Brawl Pass'a mı atarlar, bize mi atarlar bilmiyorum. Ve yeni maçlara yoğunlaşacaklarını söylüyorlar şu an. Maksimum 100 jeton, yani o yeni haritalar geliyor. Benim en sevdiğim haritalardan bir tanesi buydu. Ve yeniden bu haritanın gelmesi, ben bayağı kupa kasmıştım bu haritada. Gerçekten çok sevdiğim bir haritaydı. Yine bu haritanın gelmesi çok güzel olmuş. İyi oldu yani bence bu haritanın gelmesi. Sıcak bölge gerçekten etkiliydi yani. Ve güncelleme bu şekilde devam ediyor. Farklı bir şey yok. İşte yeni gelecekler süper. İşte Pem'in koydular. Yeni kostümünü filan. Teyzeyi abi baya şık yapmışlar yalnız. Teyzeyi Temmuz ayında görüşürüz. Seni görüşürüz diyor. Temmuz ayında mı gelecek? Bu ayda mı gelecek bilmiyorum. Cini birazcık sıkıntılı yapmışlar. Umarım düzelmez abi, artık yapacak bir şey yok. Neyse beyler, yeni gelen güncelleme bu kadardı. Güncellemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Zaten canlı yayınlarımızda yeni güncelleme geldiği zaman oynamaya devam ederiz. Sizin de yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Yani Supercell'in yaptığı güncelleme gerçekten heyecan verici. Güzel şeyler oldu güncellemede. Umarım devamı gelir ama bu Brawl Pass muhabbetini biraz uygun fiyata verselerdi daha etkili olabilirdi. 170 elmas değerinde olması biraz gerçekten pahalı gibi geldi bana. Neyse, sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.